Vasiyeti varmış. Vasiyeti üzerindeki eşofmanı, kazağı bu şekilde gömülmüş. Bir de söylentiye göre cep telefonu da eline vermişler. Vasiyeti oymuş. Telefonla beraber. Evet, şu anda bu mezardakiniz. Peki bu konuda. Şimdi herhangi bir dini tören yapılmadı. Yıkanmadan, direkt hastaneden buraya getirildi. Cenaze namazı kılınmadan ve imam yok, cemaat yok. Sadece site başkanı, site bekçisi. Bir de Almanya'dan Sakarya'ya bir cenazeye gelen kızı. Tesadüfen o Türkiye'deymiş. Ona haber verildi. Onlar katıldı. Yönetici ya sen biliyorsun ya. Dur abi, girme. Girme abi, girme. Yerlerini getirdiler. Evet, vaziyetini elbiselerden gömerken kızı getirdi, yedek elbisesi vardı. Bir takım elbise yedek koydu üstüne. Sonra kızı geldi, cep telefonu verdi. Onu da avucuna kıstırdım ve o şekil defnettik. Telefon açıktı, evet. Şu anda şarjı bitmiştir herhalde. Bize karşı iyi bir insan, dışarıdan sevilen sayılan bir insan. Peki kimi kimsesi yok muymuş orada? Benim bildiğim kadarıyla burada kimi kimsesi yok. İki kızı var. Bu evde Bu evde oturuyor. yaşıyordu. Yani normal emekliydi. Ben, Vasiyetiydi, değil mi? vasiyetiydi. Ben ölürsem beni diyor denizin kenarına gömün, yakın veya elbisemden gömün diye söylüyordu. Bağırmanız Onu yok mu? bilmiyorum. Öyle yoksa kesinlikle, kesinlikle. Kimseyi rahatsız Yok, etmediniz yani. kimseyi rahatsız etmez. Kendi halinde yaşayan bir kişiydi. Elbiseyle gömülmek sizce ne demek? Ateist demek. Cenazesini morgdan aldık, götürdük, defnettik, geldik. Başka bir şey yok. Definde kefen falan mı sardınız? Hayır, ne kefin vardı, ne yıkandı, ne namazı kılındı, hiçbir şey yapılmadı. Cep telefonunu attınız peki? Cep telefonunu mezara koyduk, başka bir şey yapmadık. Avucun içine mi Avucunuz sıkıştırdınız? Avucun içindeydi, evet. Kendisi ateistmiş. Ateist olunca biz işte içeri girip kendi vefatını gördük. Yere düşmüştü, ölmüştü. Ailesine haber verdik. Sonra işte morga kaldırdık. Ailesine haber verdikten sonra kendisinin vasiyeti varmış çocuklarına. Beni işte olduğum gibi gömün yahut denize atın diye vasiyeti varmış. Tabii biz bunu uygun görmesek bile ailenin şeyinin önüne geçemedik, tercihlerinin önüne. Kendisini morgdan aldık. Olduğu gibi elbiselerinle mezarlığa defnettik. Allah rahmet eylesin. Ama böyle bir komşumuzun gömülmesine ben dini bakımdan üzüldüm şahsen.